Siyasi Parti Genel Başkanlarımıza sizi toplumların yüzü gülsün istiyoruz. Göz yaşları dinsin istiyoruz. Bizi Kudüs Seldası için bu alana getiren Allah'a hamdolsun. Salat ve selam. Çevresini mübarek kılınan Aksa'nın vahyini bize getiren Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ve bu meydana Aksa sevdası ile doluşan aziz İstanbullulara, bu etkinliği tertip eden, buraya bu halkı davet eden, davete icabet edenlere selam olsun. Aynı amaçla bugün Diyarbakır'da ve Sakarya'da Aksa sevdası için bir araya gelen tüm Aksa sevdalarına da selam olsun. Aziz İstanbullular, Kudüs İslam'ın ilk kıblesi, yeryüzünde ibadet için inşa edilen mescitlerin ikincisi, ibadet için menzil edinen mescitlerin üçüncüsüdür. Aynı zamanda Resul-i Ekrem'in bütün peygamberlere imamlık ettiği mekanın adıdır. Kudüs alelade bir toprak parçası değil. Kudüs bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Muhammed Nureddin Zengin'in ve Abdülhamid'in, Sultan Abdülhamid'in emanetidir. Bu nedenle Kudüs'ü sıradan bir arsa gibi pazarlık konusu yapmak, bunu anlaşmalara konu edinmek söz konusu asla olmayacaktır. Evet, Alaska'yı parayla satın alabilirsiniz. Ama bütün Amerika'yı üzerine Avrupa'yı da koyarak bir araya getirseniz bir Kudüs etmez. O nedenle biz bu ham hayallerden vazgeçin diyoruz. Evet, Kudüs insanlığın vicdanıdır. Bugün dünyada 139 ülke, 139 devlet Kudüs'ü, Filistin'i devlet olarak tanıdığını ilan etmiştir. Biz bu anlaşmayı da miat edinerek bu devletlere diyoruz ki, gelin imza attığınız bu sözler ve Filistin'i bu tanımaya sahip çıkın ve Filistin'i bir devlet olarak görün ve buna göre muamele edin. Bugün Siyonist rejimle nasıl anlaşma imzalıyorsanız, hangi ilişkileri geliştiriyorsanız, aynı zamanda Filistinlilerle de bu şekilde muamele edin ve devlet olarak görün, devlet olarak ilişki geliştirin. Tarih göstermiştir ki Siyonistlerin anladığı tek dil
kuvvetin dilidir. Bu nedenle bu anlaşma, bu imzanıza sahip çıkarak Filistin'e güç verin, kuvvet verin, siyasi, ekonomik ve askeri anlaşmalar yapın. Özellikle İslam ülkelerinin idarecilerine seslenmek istiyorum. Madem ki Filistin'i devlet olarak tanıyorsunuz, gelin Filistinlilerle ticari, siyasi ve askeri anlaşmalar yapın. Askeri teknikleri ve teknolojileri Filistinlilere aktarın. Filistinliler kentlerini korusunlar. Bu şekilde göreceğiz ki Filistinlilere huzur gelecektir. Bugün Filistin huzur içinde olursa bütün bir dünya huzur içinde olacaktır. Çünkü yaşadığımız bütün sorunların temelinde Siyonist rejimin rahat etmesi için bizim aramıza ekilen fitne tohumlarıdır. Filistin'de huzur olursa bizim aramızdaki bu fitnelerin de büyük bir kısmı yok olacaktır. Sayın Genel Başkanlarım benden önce dile getirdiler. Evet, bu anlaşmayı bir başlangıç noktası edinelim. Aramızdaki ihtilafları, farklılıkları, ayrılıkları bir kenara getirelim ve bütün insanlığın vicdanı olan, ortak sorunu olan Aksa konusunda, Filistin konusunda bir araya gelebilirim. Filistin huzur içinde olmazsa İstanbul asla huzur içinde olamaz. Şam huzur içinde olamaz. Bağdat huzur içinde olamaz. Bunu görmediğimiz sürece Filistin'e düzenli, düzgün bir çözüm üretemeyiz. Filistin bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Mahmud Nurettin Zengin'in emanatıyla olduğunu dile getirdik. Burada Sayın Genel Başkanlarım benden önce dile getirdiler. Filistin ümmetin vahdet meselesidir. Filistin'in Selahaddin Eyyubi tarafından fethedilmesinde bize güzel bir örnek bulunmaktadır. Nedir bu örnek? Nurettin Mahmud Zengi Türk, Selahaddin Eyyubi Kürt ve beraberinde komutanların önemli bir kısmı da Arap. Bugün bu bize şu mesajı veriyor. Türkler, Araplar, Kürtler bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle bir araya gelirsek dünyaya huzuru ve mutluluğu getirmiş olacağız. Efendim, katılımları, katkıları ve konuşmalarından dolayı HÜDA Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz.